Merhaba arkadaşlar, yeni bir bez ile birlikteyiz. Pankreastan bahsedeceğiz bu videomuzda. Pankreas karma bir bezdir. Hatırlayın, size bezleri anlatmıştım ilk videomda. Ne vardı? İşte endokrin bez vardı, egzokrin bez vardı, bir de mezokrin, yani karma bezler vardı. Pankreas hem enzim üreterek bizim ince bağırsağımıza gönderiyor, bu yüzden egzokrin bezdi, dış salgı bezi, hem de hormon üreterek kana veriyor arkadaşlar. Böylece etkili dokuya gönderiyor. Bu yüzden de biz buna karma bez diyoruz. Dolayısıyla pankreas her iki görevi de yapıyor. Şimdi pankreas için şunu diyelim o zaman. Ürettiği enzimi, sindirim enzimi üretiyor bu arada arkadaşlar. Ürettiği enzimi Wirsung kanalı ile. Şimdi buradaki kanal şöyle bir aklınızda bulunsun, hani sorularda çıkarsa diye, ama biz bunu sindirim sisteminde zaten detaylı olarak göreceğiz. Wirsung kanalı ile ince bağırsağa gönderir. Ürettiği hormonu kana verir. Unutmayın, ne demiştik ta en başta? Hormonlar kandan başka bir yerde bulunmaz arkadaşlar. Sadece kanın içerisinde bulunur. Bu yüzden karma bezdir diyelim. Karma bezdir. Şimdi pankreas için iki tane özellik var. İki tane hücresi var arkadaşlar pankreasın. Şöyle pankreas diyorum. Şimdi pankreasın bir asinar hücreleri vardır, bir de Langerhans adacıkları vardır. Asinar hücreleri, şöyle acinar diye yazılır. Asinar hücreleri sindirim enzimi üretir. Şimdi burada bizi ilgilendirmiyor asinar hücreleri. Sadece altına şunu yazalım. Sindirim enzimi üretir. Sindirim enzimi üretir. Bir de Langerhans adacıkları var. Bu adacıklardan hormon salgılanıyor. Asıl bizi ilgilendiren kısım budur. Langerhans adacıkları. Ezan araya girdiği için durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi Langerhans adacıkları demiştik. Langerhans adacıkları alfa ve beta hücrelerinden oluşur. Alfa hücrelerinden glukagon hormonu üretilirken beta hücrelerinden insülin hormonu üretilir. O zaman şöyle yazalım. Bakın, alfa hücresi, bir de beta hücresi vardır. Alfa hücresinden hangi hormon üretiliyormuş? Glukagon hormonu. Beta hücresinden ise insülin hormonu üretilir. Şimdi biz bu hormonların ne işe yaradıklarına bakacağız. İlk olarak insülinden başlayalım. Daha sonra ise glukagon hormonunu anlatalım. Arkadaşlar şöyle yan tarafa geçiyorum. Yan tarafa insülin hormonu diyoruz. İnsülin hormonu. Peki. Arkadaşlar insülin kan şekerinin düşürülmesini sağlayan bir hormondur. Diyelim ki kan şekerimiz normal seviyenin üstüne çıktı. Ne yapıyor insülin? Hemen bizim pankreas hücrelerimizden, pankreastan, beta hücrelerinden insülin hormonu salgılanıyor ve kana veriliyor. Daha sonra kanda bu insülin glikozları görüyor. Bu glikozların işte karaciğerde veya kaslarda glikojen olarak depolanmasını sağlıyor. Bu arada beyin hariç, çünkü beyinde kesinlikle glikoz direkt olarak kullanılıyor. Depolama yoktur arkadaşlar. Şöyle diyelim o zaman. Beyinde belirtelim o zaman. Şöyle diyelim. Beyin hariç artan kan şekerini düşürür. Peki nasıl düşürüyormuş? Karaciğer ve kas hücrelerinde, bunu unutmayın, karaciğer ve kas hücrelerinde fazla glikozu glikojen halinde depo eder arkadaşlar. Karaciğer ve kas hücrelerinde fazla glikozu glikojene çevirerek depo edilmesini sağlar.
depo edilmesini sağlar. Bu sadece bir uyarıcıdır. İşte karaciğeri, kas hücrelerimizi uyarıyor ve glikozun glikojene çevrilmesini sağlıyor arkadaşlar. Eğer ki insülin hormonu az salgılanırsa bir hastalık oluşuyor. Şeker hastalığı. Çoğumuzda işte aslında dünya üzerinde büyük bir çoğunlukta vardır arkadaşlar şeker hastalığı. Bu hastalık ortaya çıkıyor. Bunun nasıl ortaya çıktığını zaten ayrıca anlatacağım. O zaman şöyle diyelim. Az salgılandığında şeker hastalığı oluşur. Şeker hastalığı ortaya çıkar diyelim. İnsülin hormonu bir diğer özelliği daha var. Protein ve yağ depolanmasını da sağlar arkadaşlar. Yani protein sentezini sağlıyor. Ayrıca yağ depolanmasını da sağlar. Protein sentezi ve yağ depolanmasını sağlar. Bu arada protein depolanabilen bir şey değildir. O yüzden proteinler, fazlaca protein alırsak onlar da yine ilk önce glikoza sonra da yağa çevrilerek depo edilebilir arkadaşlar. Unutmayalım. Evet, insülinle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi buna bağlı hastalık var, şeker hastalığı. Glukagonu da anlattıktan sonra şeker hastalığını anlatacağım. O zaman şöyle hemen altına glukagonu yazalım. Glukagon. İnsülin ve glukagon birbirine zıt çalışan, antagonist çalışan hormonlardır. Bakın bir tane daha anlatmıştık. Neydi? Kalsitonin ve paratormon. Bunlar da birbirine zıt çalışıyordu, antagonist. İnsülin ve glukagon da birbirine zıt, antagonist çalışır. Zaten iki çift hormonumuz vardır vücudumuzda zıt çalışan. Peki glukagon ne yapıyor? Eğer ki insülin kan şekerini düşürüyorsa glukagon ne yapacak? Kan şekerini yükseltecek arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Kan şekerini yükseltir. Peki bu nasıl yapar? İnsülin ne yapıyordu? Karaciğer ve kas hücrelerine giderek fazla glikozu glikojene depo ediyordu. Glukagon bunun tam tersini yapıyor. Karaciğeri ve kas hücrelerini uyararak glikojenin glikoza çevrilmesini sağlar arkadaşlar. Böylece kan şekerini yükseltmiş olur. O zaman şöyle diyelim. Karaciğer ve kas hücrelerini uyararak glikojenin glikoza çevrilmesini sağlar. Ve son olarak bir görevi daha var. Yağ dokusunda yağların yakımını, yani yıkılmasını, parçalanmasını sağlıyor arkadaşlar. Onu da yazalım. Yağ dokuda yakılmasını sağlar. O zaman bizler egzersiz yaptığımız zaman vücudumuzda hangi hormon artıyor? Glukagon hormonu, hani şeker bakımından düşündüğümüzde glukagon hormonu artıyor. Buraya gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Şekerle ilgili olan hormonları söylemek istiyorum arkadaşlar size. Vücudumuzda kan şekerini yükselten hormonlar nelerdir? Bakın bir kere tiroksin hormonu kan şekerini yükseltir. Adrenalin hormonu, noradrenalin hormonu kan şekerini yükseltir. Ayrıca insülin hormonu kan şekerini yükseltir. Kan şekerini düşüren de tek bir hormon vardır. Bu da glukagon hormonudur. Mesela size şöyle bir şey söyleyebilir. Aşağıdakilerden hangisi kan şekeriyle ilgili bir hormondur veya değildir diyebilir. Kan şekeriyle ilgili hormonlar nelermiş? Tiroksin, adrenalin, noradrenalin, insülin ve glukagon. Bunlardan 4 tanesi kan şekerini yükseltirken glukagon ne yapıyor? Kan şekerini düşüren bir hormondur. Şimdi geliyoruz arkadaşlar insüline bağlı olarak ortaya çıkan şeker hastalığına. O zaman şöyle ikinci kağıdımıza geçelim ve şeker hastalığı yazalım. Şeker hastalığının diğer adı nedir? Diyabet. Şeker hastalığı diğer bir adıyla neymiş? Diyabet. Arkadaşlar, şeker hastalığı iki şekilde ortaya çıkabilir. Birincisi, ya insülin hormonu yeterince üretilmiyordur ya da insülin hormonu üretiliyor ama
reseptörler tarafından algılanamıyordur. Şimdi hormonun etki edebilmesi için gerekli olan hücrede bir reseptör bulunması lazım. Bu reseptör bu hormonu algılar ve hücrenin o işlevi yapmasını sağlar. Yani o uyarıyı verir. Eğer ki insülin varsa ve reseptör tarafından algılanıyorsa farklı bir şeker hastalığı tipi. Eğer insülin yetersiz salgılanıyorsa farklı bir tip ortaya çıkıyor. Bu tipleri söyleyeceğiz birazdan. O zaman şöyle diyelim. İnsülin yetersizliği ya da ilgili hücredeki reseptör eksikliğinden ortaya çıkar. Arkadaşlar, şeker hastalığının belirtileri vardır. Çok basittir belirtileri. 3 tane belirtisi vardır şeker hastalığının. Hemen belirtilerini yazalım. Belirtileri. Birincisi çok acıkma. Şimdi insülin hormonu yeterince salgılanamadığı için veya ilgili reseptör eksik olduğu için kanımızdaki glikoz miktarı artıyor ama hücreler yeteri miktarda glikoz alamıyor. Alamadığı için de arkadaşlar sonuçta insülin hücrelerin glikoz almasını sağlıyor. Alamadığı için vücudumuzda sürekli bir açlık durumu söz konusu olabilir. İkincisi çok su içme. Şimdi vücudumuzda veya kanımızda şeker fazla olduğu için sürekli ozmoreseptörler yani su reseptörleri uyarılır ve aşırı miktarda su içmeye başlar şeker hastası olan kişi. Üçüncüsü de çok idrara çıkma. Bizim ortalama sağlıklı bir insan için işte 3-4 kere falan idrara çıkmamız gerekiyor günlük. Ama bu 3-4'ten fazlaysa özellikle geceleri çok fazla oluyorsa arkadaşlar şeker hastalığından şüphelenebilirsiniz. Ayrıca dördüncüsü yaraların geç iyileşmesi. Bu da yine şeker hastalığının belirtisidir. Çünkü hücreler beslenemedikleri için, glikoz gelmediği için bölünemiyorlar veya çok geç bölünüyorlar. Bu yüzden de yaralar geç iyileşiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim şeker hastalığının tiplerine. Şeker hastalığının iki tipi vardır arkadaşlar. Bunlar tip 1 şeker hastalığı ve tip 2 şeker hastalığı olarak isimlendirilir. İkisinin birbirinden farkını, benzerliklerine bakalım. İlk önce tip 1 şeker hastalığı diyelim. Tip 1 şeker hastalığı. Şimdi tip 1 şeker hastalığında insülin hormonu yeterince üretilemez. Dolayısıyla üretilemediği için genç yaşlarda veya yaşlılık zamanlarında ortaya çıkabilir arkadaşlar tip 1 şeker hastalığı. Bu hastalıkta insülin iğnesi vurulur. İnsülin iğnesi. Bu iğneyle tedavisi vardır. O zaman tip 1 şeker hastalığı için şöyle diyoruz. İnsülin yetersizliğinden oluşur. Genç yaşlarda ortaya çıkabilir. Çocuklarda da görülebiliyor. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Genç yaşlarda ortaya çıkar. İnsülin iğnesi vurularak eksiklik giderilir. Bazen hap da verebiliyorlar ama hani insülin direkt olarak mideye giderse parçalanır. Çünkü insülin protein yapılı bir hormondur arkadaşlar. Dolayısıyla bunu hap olarak alamıyoruz. O yüzden iğnesini vurulmamız gerekiyor. Proteinler midemizde, bağırsaklarımızda parçalandığı için insülin bir anlamı kalmıyor o zaman. Kana karışamıyor direkt insülin olarak. İnsülinin parçaları kana karışıyor. O da etki edemiyor. O yüzden bizim insülini iğne olarak almamız gerekiyor. Arkadaşlar tip 1 hastalığın bazı etkileri vardır. Mesela bunlar gözlerde katarakt oluşması, böbrek yetmezliği, yine kangren oluşabilir. Protein azalmasına bağlı olarak bağışıklık problemleri görülebilir. Yani tip 1 şeker hastalığı bir sürü hastalığa yol açabilir. O yüzden de oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim tip 2 şeker hastalığına. Şöyle yazalım tip 2 diye. Tip 2
Şeker hastalığı. Arkadaşlar, tip 2 şeker hastalığı da insülin üretiliyor ama reseptör olmadığı için veya çok az olduğu için maalesef etkisini gösteremiyor. Biz buna tip 2 şeker hastalığı diyoruz. Bunun öbüründen farkı bu şekildedir. Burada iğne falan vurulmaz. Çünkü zaten insülin var. Sadece ne yapamıyor? Etki edemiyor. Şekeri düşüremiyor. Peki bu kişiler ne yapacak? İlaç kullansa ilacın bir etkisi olmaz. Çünkü zaten insülini var. Dolayısıyla ne yapacaklar? Diyet yaparak, egzersiz yaparak arkadaşlar kan şekerlerini normal seviyeye tutacaklar. Ayrıca tip 2 şeker hastalığı, şeker hastalıklarının büyük çoğunluğu zaten bu hastalıktandır. O yüzden beslenmesine ve egzersizine çok çok dikkat etmesi gerekiyor bu kişilerin. Özellikle 40 yaş üstünde görülüyor ve genetik yatkınlığı da olduğu biliniyor arkadaşlar. Eğer ki ailede şeker hastası olan, tip 2 şeker hastası olan birileri varsa sizlerde de görülme ihtimali vardır. O yüzden mutlaka dikkat etmeniz gerekir. O zaman tip 2 için şunu yazalım. İnsülin üretilir. İnsülin üretilir. Fakat reseptör az olduğu için etkisini gösteremez. Etkisini gösteremez. Ne dedik? İlaçla tedavisi yok. İlaçla tedavisi yoktur. Çünkü zaten insülin üretiliyor. Ayrıca ne dedik? Genetik yatkınlık vardır. Genetik yatkınlık vardır. Eğer ailenizde tip 2 şeker hastası olan varsa, hani şeker hastası olduğunu biliyorsunuz ama ilaç kullanmıyor, insülin kullanmıyor. O zaman bu tip 2 şeker hastasıdır. O zaman sizin de dikkat etmeniz gerekir. Ne dedik? Diyet ve egzersiz ile şeker kontrol altına alınır. Kontrol altına alınır. Evet, tip 2 şeker hastalığı da bu şekilde arkadaşlar. Ne dedik? Bu videomuzda neyi anlattık? Pankreastan bahsettik. Pankreasın karma bir bez olduğundan bahsettik. İnsülin ve glukagon hormonlarını anlattık. Ve şeker hastalığı, tip 1 şeker hastalığı, tip 2 şeker hastalığından bahsettik. Şimdi bir bez daha anlatalım size bu videoda. Timüs bezinden bahsedelim arkadaşlar. Timüs bezi ne yapıyormuş, buna bakalım. 5 demiştik pankreas, 6 diyoruz timüs bezi. 6 timüs bezi. Arkadaşlar, timüs bezi bizim göğüs boşluğumuzda bulunan bir bezdir. Bu bez lenf sistemine dahildir. Yani lenf sistemi diye bir sistem anlatacağım size dolaşım sisteminden sonra. Burada alınıyor, hani anlatılıyor. Lenf sistemine dahildir. Timüs bezi bağışıklıkla ilgili bir bezdir. T lenfositlerinin olgunlaşmasını sağlar ve bir tane hormon üretir. Timozin veya timik hormon dediğimiz hormonu üretiyor. Bu hormon sayesinde T lenfositleri olgunlaşıyor. T lenfositi nedir peki? Bizim vücudumuza bir mikrop girdiği zaman o mikrobun öldürülmesini sağlayan bir hücredir arkadaşlar. T lenfositi. Timüs bezi biz küçükken göğüs bölgemizde bulunan büyük bir bezdir. Ama yaş ilerledikçe timüs bezi küçülüyor. Timüs bezi ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. O zaman şöyle diyelim timüs bezi için. Göğüs boşluğunda bulunur. Yaş ilerledikçe küçülür. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bir de ne dedik? T lenfositlerinin olgunlaşmasını sağlar. Bir de ne diyelim? Timik hormon. Diğer bir adıyla neydi? Timozin. Timik hormonu salgılar. Evet. Böylece arkadaşlar timüs beziyle birlikte biz bu videomuzu da bitirelim.
temiz beziyle ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Bir sonraki videoda artık son videomuz olacak hormonlarla ilgili. Tabii soru çözümü de yapacağız. Bir sonraki videoda epifiz bezinden ve eşeysel bezlerden bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.